أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin üzerine olsun. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkamızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu akşam Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadim dostları olan Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile aralarında geçen bir kıssayı bizlere nakletmektedir. Allah Azze ve Celle ibret almayı, bu meseleden dersler çıkartmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman dışarı çıkmadığı kimsenin de kendisini ziyaret etmediği bir zamanda evinden ayrıldı. Hadis-i şerif çok uzun. Mesele uzun. Allah nasip ederse biz bu meseleyi parça parça üzerinde kısa kısa hatırlatmalar yaparak işleyeceğiz. Dikkat buyurun. Ebu Hureyre üzerinden bütün sahabeler için geçerli olan bir kaide vardır. Her biri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok dikkat kesilmiş, dakik insanlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi yemeği sever? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi yol üzerinde yürür? Evinden ne zaman çıkar, evine ne zaman tekrar geri gelir? Evine geldiğinde ilk yaptığı şey nedir? Sahabenin gözünden asla kaçmayan ayrıntılar mevcuttur kardeşler. Burada da bunu görüyoruz. Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç çıkmadığı, evine de o saatte ziyaretçi belki kabul etmediği bir anda evinden ayrıldı. Yolda 46 sene boyunca beraber dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, yoldaşlık, cihad ettiği, beraber alışveriş yaptığı, kız alıp kız verdiği kadim dostu, kadim kardeşi Ebu Bekir radıyallahu anh ile karşılaşır. Ve ona der ki, ya Ebu Bekir, seni bu saatte dışarıya çıkartan sebep nedir? Muhaddisler derler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın adet olmadığı bir saatte evinden ayrıldığına şahitlik etti, bu soruyu bundan dolayı sordu. Nasıl ki sahabenin binlercesinin gözleri iki göz üzerindeyse, o iki gözde binlerce gözü üzerinde takip etmektedir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kardeşleri hangi saatte evden çıkar, alışkanlıkları nedir, neyi severler, neyi sevmezler, hangi tabiata sahiptirler, kendisine vakıf oldukları kadar o da kardeşlerine vakıftır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ebu Bekir radıyallahu anh vermiş olduğu cevap çok manidar. Rivayet ettiğim son noktasına kadar geleceğimiz hadis Tirmizi'de geçmekte. Bakın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın Resulü ile karşılaşmak, onun çehresini görmek, yüzünü görmek ve kendisine selam vermek kastıyla diyor evden çıktım. Allahu Ekber. Müslim'de geçen bir hadiste ise Ebu Bekir radıyallahu anh bununla beraber farklı bir rivayette beni diyor dışarı çıkartan sebep açlıktır ey Allah'ın Resulü. Bu iki hadis-i şerifi birleştirdiğimizde, farklı iki rivayeti cem ettiğimizde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı iki açlık, biri maddi,
biri manevi olmak üzere iki açlık onu dışarı çıkartmıştı. Hem karnını doyurabileceği, hem gönlünü doyurabileceği adres neresiydi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eviydi kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkar çıkmaz Ebu Bekir radıyallahu anh ile karşılaştı. Ve Hazreti Ebu Bekir Tirmizi'de geçen o güzel hadiste dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmak, onun yüzünü görmek ve diyor kendisine selam vermek için de evinden ayrıldım. Allahu Ekber. İnanın Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah sevgisini anlatmaya kalksak ne bu gece vaktimiz yetecektir, ne de kelimelerimiz buna yeterli kalacaktır kardeşler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhissalatu vesselam sevgisini, bakın Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'da iki olayla dinleyelim, bir beşere olan muhabbetinin seviyesini görelim kardeşler. Diyor ki Hazreti Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adet olmadığı bir zamanda babamın diyor yanına geldi. Dedi ki ya Ebu Bekir, Allah bana hicret etmem konusunda serbestlik verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah, seninle yolculuk yapabilecek miyim? Senin bu hicretinde arkadaşlık yapabilecek miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdular. Hazreti Ayşe diyor ki babam sevincinden hıçkırarak ağladı ve ben vallahi bugüne kadar bir kişinin sevinçten dolayı ağladığına asla şahitlik etmedim. Allah'a bakıver. Halbuki Peygamber aleyhissalatu vesselam ile hicret etmek esareti baştan kabul etmektir kardeşler. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile yola çıkmak şehadeti ve ölümü arzulamaktır. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuğa, bir sefere ram olmak, esaretin karşılığında işkenceye talip olmaktır. Ama dikkat edin, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme karşı öyle bir muhabbet içerisinde ki Allah Resulü bunu kabul ettiğinde hıçkırıklara boğularak ağlamaktadır. Allah kendisinden razı olsun. Yine Hazreti Ayşe anlatıyor, diyor ki babam artık vefat anında bana döndü, dedi ki ya Ayşe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kaç parça bez ile diyor toprağa gömdünüz. O diyor öldüğünde onu kaç parça beze sardınız. Hazreti Ayşe dedi ki gömlek ile başlık olmaksızın 3 parça beyaz pamuk bez ile kendisini kefenledik. Dedi ki ya Ayşe, peki dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hangi gün vefat etti? Dedi ki pazartesi. Peki dedi ya Ayşe, bugün günlerden nedir? Dedi ki pazartesi. Ebu Bekir radıyallahu anh döndü, dedi ki benim vefatımın da şu an bu gecede olmasını ümit ediyorum. Eğer bu gece ölürsem, bu gece vefat edersem sakın beni yarına bekletmeyiniz. Zira benim için gün ve gecelerin en sevimlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olduğum gün ve gecedir. Allah'a bak. Vallahi de bir beşer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu derece sevemez kardeşim. Ebu Bekir'in içinde. Kalbi o kadar naif, öyle yumuşak, öyle hassastı ki Peygamber'e duyduğu muhabbet o kadar güzeldi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden ve hareketlerinden neyi ima ettiğini de en iyi anlayanlardan bir tanesi Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zamanları yaşarken artık cemaate namaz kıldıramaz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kendisinin yerine görevli tayin eder. İyileştiği bir sırada perdeyi aralar, kardeşlerine nasihat eder ve onlara hitaben Allah kullarından birini dünya nimetleri ve yanındaki nimetler ile ikisinden birini tercih etme konusunda muhayyer bıraktı. Allah kullarından birini ister dünyayı tercih et
İstersen benim katımdaki nimetleri tercih et konusunda muhayyer bıraktı. Kul ise Allah'ın yanında olan nimetleri tercih etti deyince Ebu Bekir radıyallahu anh sicim sicim gözyaşlarına boğuluyor. Sonra ağlamaya başlıyor. Hıçkırıklara boğuluyor. Mescidin içerisindeki bütün müminlerin dikkatini çekiyor. Ve şu sözleri söylüyor. Anam, babam, canım, evladım sana feda olsun ya Resulallah. Mescid içerisinde Buhari'de geçen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salih bir zatın Allah'ın nimetlerini umduğunu ve tercih ettiğinden bahsediyor. Bu yaşlı adama ne oluyor da ağlıyor deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi çok iyi anladı. Ebu Bekir radıyallahu anh'a doğru döndü. Vallahi insanlar içerisinde bize yardım edenlerin hepsinin hakkını ödedik. Kim bize yardım ettiyse, kim arkamızda durduysa, kim bize sahip çıktıysa misliyle karşılığını verdik. Parayla yardım ettiyse duayla karşılık verdik. Cihat meydanlarında yanımızdaysa ganimetle ona karşılık verdik. Davetimizde yanımızda bulunduğu müddetçe en zamanlarında onun arkasında durduk. Bir kişi müstesna Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Bekir hariç. Ebu Bekir dedi hariç. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ebu Bekir hariç. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifat etti. Dedi ki Ebu Bekir benim kardeşimdir. Benden bir parçadır. Ve eğer yeryüzünde Allah'ın dışında birini halil dost edinmek isteseydim bu Ebu Bekir olurdu diyerek ona iltifatını sundu. Sonra muhaddisler döndüler dediler ki vallahi Ebu Bekir'in dışında hiç kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öleceğini anlayamadı dedi. Allahu Ekber. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı mescitte ağlatan, hüzne boğan husus kendisini bu dünya içerisinde Resulullah'ın yalnız bırakacak korkusuydu kardeşler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bu derece sevdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de Peygamber aleyhisselamın da Ebu Bekir radıyallahu anh'a duyduğu muhabbeti inanın anlatmaya kalksak sayfalar buna yetmeyecektir inşallah. Kelimeler güçsüz kalacaktır. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biraz ilerledikçe Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile karşılaştı. Dedi ki ya Ömer, dedi seni bu saatte dışarı çıkartan husus nedir? Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah açlık yüzünden dedi dışarı çıktı. Açlık yüzünden subhanallah. Var mı kardeşler açlıktan dolayı dışarı kendini atanlar? Susuzluktan dolayı kendini dışarı sokaklara verenler? En yakın kardeşine gidip de karnını doyurmak için ona talepte bulunanlar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikisine de döndü. Dedi ki beni de bu saatte dışarı çıkartan size isabet eden açlıktır. Subhanallah. Dikkat edin Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de insanların hiç ummadığı bir vakitte sokağa çıkartan husus açlıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah benim için Mekke Vadisi'ni altın yapmamı istedi. Altın mı olsun dedi. Yoksa dedi sen kul bir peygamber mi olmak istersin? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ım ben dedi kul bir peygamber olmak isterim. Acıktığımda sana yalvarıp yakarırım. Seni hatırlarım. Doyduğumda da dedi sana şükrederim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesi ölümünden tam 3 ay önce gerçekleşen bir hutbedir. Veda hutbesinde tam 100 deveye sahipken 3 ay sonra vefat edeceği sırada da bir Yahudi'ye karşı malını esir vererek can vermiş bir peygamberdir. Allah Azze ve Celle dersle ibret çıkarmayı bizlere nasip etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra dedi ki hadi dedi şimdi kalkın. Ensardan, Medineli sahabilerden Ebu'l-Heysem Malik İbn-i Teyha'ın evine gider. Zira kendisinin güzel bir hurma bahçesi
ve çok sayıda da koyunları mevcuttu. Ancak kendisinin bir hizmetlisi yoktu. Kendisine hizmet edecek, hurma bahçesinde görev yapacak, hayvanlarını sağacak, onun için otlatacak bir kimseye sahip değildi. Hanımına dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşin nerededir? Dedi ki ya Resulallah, eşim şu an Medine'nin dışına tatlı su getirmek için gitti. Niçin kardeşler? Medine merkezin içerisinde bulunan bütün içme suları tuzlu. Tatlı suyu bulmaları için Medine'nin dışına çıkıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kenara oturdu. Daha sonra Ebu'l-Haysem su dolu kırbayla bahçesine girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve iki gözü olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile karşılaştı. O kadar mutlu oldu ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sarıldı ve dedi ki bugün misafirleri konusunda benden daha hayırlı bir kimse yoktur. Allahu Ekber. Karşısında Hidayet Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Karşısında kendisi küfrün ve şirkin karanlıklarında bulunurken yapmış olduğu davet ve cihat çalışmalarıyla İslam'ın nurunu, tevhidin hakikatini kendilerine sunan ve onları kurtaran bir peygamber. Karşısında merhamet yüklü bir peygamber. Karşısında vefalı bir dost. Karşısında zor anında kendisini hatırlayacak bir kardeş görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sarıldı. Bugün misafirleri konusunda, misafirleri ağırlama konusunda benden daha hayırlısı yok dedi. Şimdi ne olur düşünün aziz dostlarım. Sizin hidayetinize vesile olmuş, her gün zor durumlarınızda sizin yanınızda olmuş, sıkıntıya uğradığınızda kendisini aradığınız bir dostunuzun, abinizin, hocanızın, ne derseniz deyin, insanların iltifat ettiği bir ilim sahibinin kapınızı çaldığında karşınızda görmeniz sizi nasıl mutlu edecekse, Ebu'l-Haysem'i mutlu eden husus, alemlere rahmet olarak gönderen bir peygamberi görmüş olmasıdır elhamdülillah. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve arkadaşlarının önüne hem olgun, hem yaş, hem çağda dedikleri daha olgunlaşmamış ama yenilecek seviyeye gelen hurmaları dizer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine der ki, ey Ebu'l-Haysem, neden olgunlarını toplayıp da önümüze koymadın buyurur. Ne anlarız Müslümanlar? Ben bu ifadeyi ilk okuduğumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acaba ey Ebu'l-Haysem bizi neden yoruyorsun? En güzellerini ortaya koysaydın da misafire en güzel şekilde ikram etseydin mi diye anladım. Ama hadisin şerhine baktığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefalı bir kişi. Karşısındaki insanı kendisinden daha fazla düşünen bir şahsiyet. Ebu'l-Haysem'i düşünüyordu. Yani ey Ebu'l-Haysem bu çağlaları, olmamış hurmaları, evet yenilebilecek seviyede ama daha olgunlaşmamış hurmaları vererek sen zarara uğrarsın. Bırak bunlar çoğalsınlar. Sen bize olgunlaşmış olanlarından birkaç tane getir, biz tadalım, bizim için kafidir dercesine bu soruyu sordu. Ebu'l-Haysem de Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir ev sahibi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döndü, dedi ki ya Resulallah, canınızın çektiğinden siz kendiniz tercih edin diye ben hepsini koydum. Canım olmayış olmadığından mı seviyor? Olgunlaşmadığını mı seviyor? Ham olanı mı seviyor? Daha tatlı olanı mı seviyor? Az sulusunu mu seviyor? Ya Resulallah, sen hangisini daha çok seviyorsan onu tercih edecek olan da sensindir. Bana düşen de buydu. Bize güzel bir ahlak ve edep öğretti Ebu'l-Haysem radıyallahu anh. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçek bir mürebbiye yakışacak olan şu sözleri söyler. Hurmalar yendi, tatlı sular içildi. Hazreti Ebu Bekir'e ve Hazreti Ömer'e döndü. Dedi ki canım kudreti elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki Şu serin gölge, nefis hurma ve soğuk su var ya, işte onlar
şükrünü ifa edecek misiniz diye Allah Azza ve Celle'nin size vermiş olduğu nimetlerdir. Allahu Ekber. Evet, şu an bir hurmalığın altında oturmaktayız. Veya bir çadır bez parçası bizi gölgelendirmektedir. Tatlı hurmaları yedik, karnımız açtı, tatlı suları içtik. Ama bilin ki ey Ömer ve Ebu Bekir, bunlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın size imtihan vesilesi olarak göndermiş olduğu nimetlerdir. Allahu Ekber. Bu hayatımızın her alanında geçerlidir kardeşlerim. Buradan evlerimize geri döndüğünüzde evli olan kardeşlerim, kapıyı açtığında saliha eş, saliha kız çocukları, salih evlatlara sahip olduklarında Allah Azze ve Celle'nin onları bir nimet, bir imtihan nimeti olarak verdiklerini bilmek zorundadırlar. Eğer şükrünü ifa edecek misiniz yoksa nankörlük mü göstereceksiniz? Şu an Allah Azze ve Celle bir ev konumunda olan bu mescidi bize bahşedendir. Soğuktan korunmamız için camları, üzerimize tavanı, üzerinde oturduğumuz şu temiz halıları gönderen odur. Nurullah kardeş, Allah Azza ve Celle şükrümü ifa mı edeceğiz yoksa nankörlük mü göstereceğiz konusunda aslında bizi imtihan etmektedir. Elimizde bütün hayırların sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Neye sahipsek, ne bize emanet olarak verildiyse, hangisini gücümüz ve imkanlarımızla elde ettiysek bilin ki ya Ömer ve Ebu Bekir, bunların her biri aziz ve celil olan Allah tarafından size bahşedilen nimetlerdir. Ey ümmeti Muhammed! Oturduğunuz makam ve mevkiler, elde ettiğiniz servetler, edindiğiniz çocuklar ve kadınlar, en güzel karlarla size gelir getiren ticaretiniz, üzerine bindiğiniz binek, alemlerin Rabbi olan Allah'ın size verdiği imtihan nimetidir kardeşim. Bu şükrünü ifa edeceğiniz veya nankörlük göstereceğiniz bir kapıdır. Allah muhafaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati hatırlattı. Ebu'l-Heysem radıyallahu anh ayağa kalktı. O sıra elinde bir bıçak vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin bir koyun keseceğini anladı. Tekrar Ebu'l-Heysem'e yöneldi. Dedi ki ey Ebu'l-Heysem, sağmal hayvanlardan biri olmasın dedi. Subhanallah. Keseceksin, cömertliğini göstereceksin. Zira Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir müminin göstermesi gereken tavır misafirine ikramda bulunmasıdır. Elindeki en güzel nimeti ona sunmasıdır. Evinde pişirmiş olduğu yemeğin en güzelini ona vermesidir. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Ama dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağmalı olmasın. Neden? Çünkü senin sütünü sağacağın hayvandan hem sen istifade edeceksin, hem bunu satarak da kar elde edeceksin. Biz senin zarara uğramanı istemeyiz. Evet, ev sahibi en güzelini ikram edecek ama bizler de misafir olarak gözümüzü çok daha büyük olacak bir şeye de dikmeyeceğiz. Bir beklenti içerisinde olmayacağız. Bu ahlakı da Peygamber aleyhisselam bize öğretti. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirdi. Hayvanı kesti, pişirdi, ikram etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine döndü. Dedi ki ey Ebu'l-Haysam, senin dedi hizmetçin yok mu be? Dedi ki ya Resulallah, benim bir hizmetçim yoktur. O zaman dedi eğer bir gün bize savaştan elde edilen esirler, köleler gelirse sana dedi bunlardan bir tanesini veririm. Yine bir süre geçtikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iki tane esir getirilir. Ebu'l-Heysem bu meseleyi duyunca hemen Peygamber aleyhisselamın yanına gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki bu ikisinden birini seç. Bu ikisinden birini tercih et cömertliğinin karşılığında. Bize duyduğun muhabbetin karşılığında. Dünya yerine ahireti tercih ettiğinden dolayı evini bizim için açıp müminlerin faydalanması için bir yer tesis ettiğinden dolayı. Dedi ki Ebu'l-Heysem akıllılık yaptı. Ya Resulallah, bunlardan birini sen seç dedi. Beni bırakma. Ben seçersem tabiri edesin hepsine göre seçeceğim. Pazısının kuvvetine göre seçeceğim. Bileğinin kuvvetine göre seçeceğim. Sen seç dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bakın
biriyle istişare eden onu güvenilir bulmuş demektir. Allah'a emanet. Dikkat edin Müslümanlar. Kim bir sıkıntısından dolayı, dünya ve ahiret işlerinden dolayı sizin yanınıza gelip istişare etmek istiyorsa size güvendiğinden dolayı bunu yapmıştır. Size düşen de o karşı tarafı doğru anlaşılır bir şekilde yönlendirmenizdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem madem ki diyor beni seçtin, bana güvendin, itimat ettin ki ya Resulallah senden başka kime güveneceğiz ve itimat edeceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o zaman şu adamı al. Zira ben onu namaz kılarken gördüm. Subhanallah. Buradan iş yerine bir personel seçmeyi hedefleyen, yanına bir dost almayı düşünen, evlenmek için eş adayı arayan, yol yürümek için yoldaş soruşturanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir nasihat etti. Dedi ki namaz kılanı seç. Niye? Zira Ankebut suresinde Allah azze ve celle namaz kılanların fahşadan, münkerattan, günahlardan korunduğunu, namazın günahlardan insanları koruduğundan bahsetmektedir. Allah Resulü dedi ki sen dedi namaz kılanı tercih et. Allah'a yakın olanı tercih et. İslam'ı seveni tercih et. İman etmeyi kendine vazife bilmiş olanı tercih et. Ahireti kendine yurt edinenleri tercih et. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlenmek isteyen bekar Müslümanlara ne dedi? Siz dini bütün olanları seçin ki eliniz genişlesin. O zaman ister işçi tercih edelim, ister yoldaş, ister davamızda yürüyeceğimiz bir arkadaş, namazını kılan, belki namazını çok daha güzel kılan, namazına kıyan değil de namazını hakkıyla eda edenleri tercih etmemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiye etti. Sonra nasihatına devam etti. Dedi ki ancak ona dedi iyi davranacaksın ve bildiğin hakikatleri ona öğreteceksin. Evet, sen bir dost seçeceksin. Namaz kılan iyi birini tercih edeceksin ama sen kötü olamayacaksın. Salih birini tercih edeceksin ama sen fasık olamazsın. Hakkaniyete, adalete teslim olan birini tercih edeceksin ama sen zalim olamazsın. Sen iyi tercih edeceksin, sen kötü olamazsın. Sen de ona hakkı ve hukuku gözeteceksin. Sonunda da bildiğin hakikatleri ve doğruları ona bir bir anlatacaksın dedi. Ebu'l-Heysem adamı aldı, evine götürdü. Hanımına dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şu şartlarla bu adamı bize verdi deyince kadın ne diyor biliyor musunuz? Subhanallah. Ne hakkında ve basiretli bir kadın. Ne hikmetli bir kadın. Dedi ki ya Ebu'l-Heysem sakın dedi sen bu adamı dedi buraya alma dedi. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getiremezsin. O emri yerine getirecek bir güç sende yoktur. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tavsiyesini tutamazsın. Günahkar olduğundan değil. Allah Resulü'nün bu emrini yerine getirmek zordur. Ona hakkaniyetle yaklaşmak çok zordur. Ben falancaların başına idareci olayım. Onlarca insanı, yüzlerce insanı benim idaremin altına verim diyenler bilsinler ki o insanların hukukunu gözetmek, sevgide, muhabbette, hakta, hukukta onların adalet terazisinin şaşmaması için mücadele etmek çok zordur. Bakın bir köleden bahsediliyor. Esir olan bir adamdan bahsediliyor. Kadın diyor ki senin bu hakkı gözetmen çok zor. Şimdi yüzlerce insana idarecilik yapmak isteyen, binlerce insana idarecilik yapmak isteyen, öyle tatlı bir şeydir ki Selefi Salih'in dünyanın yok olması bu idareciliği bırakmaktan diyor daha kolaydır adam için. Dünya yokluğu basittir ama onun makam ve mevkisini terk etmesi çok zordur. Bir hastalıktır Allah muhafaza. Dedi ki sen bunu yap. Ebu'l-Heysem karısına döndü. Öyleyse dedi ben de onu diyor serbest bırakayım. Azat edeyim. Günler geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi duyar.
hanımının bu tavrından, onun bu nasihatinden, yönlendirmesinden hoşnutluk duyar ve Ebu'l-Heysem ve hanımı üzerinden bütün müminlere şöyle seslenir. Allah-u Teala'nın gönderdiği her peygamberin ve halifenin ikişer arkadaşı vardır. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve halifenin iki arkadaşı vardır. Bu sırdaşların biri ona iyilik yapmayı emreder, diğeri ise diyor iyilik yapmasını istemez. Bu kötü sırdaşın vereceği zarardan kendini koruyan kimse bütün kötülüklerden korunmuş olur dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi ben size soruyorum kardeşlerim. Sizce bu iki sırdaş kimdir? Muhaddisler demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsetmiş olduğu sırdaş, dost, arkadaş o iki kişi var ya bütün insanlar için geçerlidir. Bütün insanlar için geçerli. Sizce kimdir bunlar? Kimi için eştir değil mi? Kimi için çocuktur, kimi için arkadaştır. Ama Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu iki arkadaşın kim olduğunu söylüyor. Kimden bildiriyor? Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Diyor ki Allah Resulü her insanın yanında bir şeytan ve diyor bir melek yer almaktadır. Sahabe döndü dedi ki ya Resulallah şeytanlar sende de mi bulunmaktadır? Allah Resulü dedi ki evet. Zira Allah benim yanımda bulunan şeytanın iman etmesini sağladı ve diyor o bana diyor hayırdan başka bir şey söylemiyor diyor Subhanallah. Dikkat edin Müslümanlar. Adem oğlunun yanında iki tane sırdaş, iki arkadaş bulunmaktadır. İyiliği sizi teşvik eden melektir. İyiliği yapmak istediğiniz bir sırada engel olmak isteyen de şeytandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın dikkat edin. Ebu'l-Heysem'e ve hanımına hasreten söylemesinin sebebi buydu. En zor anlarında Peygamber aleyhisselam bir yardımcı verdi. Hanımı dedi ki bunu sen azat et. Ebu'l-Heysem hiç ikiletmedi. Meleği fısıldamış olduğu hayra doğru yöneldiler. Şeytanın vesvesesine kapılar kapatılır. Bizim de şu an günlük hayatımız içerisinde iyilik tarafımızdan gelen sese kulak kabarttığımızda meleğin sesi olduğunu anlamaya çalışalım. Ama bir şey bizi engelliyorsa, yapma diyorsa, daha sonra yaparsın diyorsa, başkaları yapsın diyorsa, hep sen mi yapacaksın diyorsa, bilin ki bu da şeytanın sesidir. Allah Azze ve Celle ona uymaktan bizleri muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim bu hadis-i şerif Tirmizi'nin Zühd bölümünde aynı zamanda İmam Müslim'in sahihinde geçmektedir. Cenab-ı Allah bu kıssa üzerinden dersler ve ibretler çıkarmayı hepimize nasip etsin. Hasreten kardeşlerime ve özellikle de kendi nefsime şunu hatırlatırım ki şu yeryüzünde insanı izzetli ve şerefli kılan tek şey İslam'dır. Bu yeryüzünde Adem oğlunu izzet ve şeref sahibi kılan tek şey İslam'dır. İnsanoğlunun haysiyetini, şerefini, kıymetini, değerini arttıran da Allah'a olan yakınlığıdır. Adem oğlunu bu dünya hayatında rezil ve rüsva olmaktan koruyan etken de ahirete yakinen olan imanıdır. Tüm bunlarla beraber Allah Subhanahu ve Teala'nın bir Müslümana vermiş olduğu en hayırlı nimetlerden bir tanesi de salih bir dosttur kardeşler. Ona hakikati hatırlatacak, onu şerden muhafaza edecek, onu Allah'la arasındaki bağı koruyacak seviyeye getirecek, şeytan ve dostlarına karşı bir perde ve set olacak salih bir dost, muttaki bir arkadaş, hikmet sahibi bir kardeş, vallahi bu yeryüzündeki hazinelerden daha değerlidir kardeşler. Hele salihlerin, abidlerin ve muttakilerin meclisleri, mescitleri, bulundukları ortamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle nurun hakim olduğu yerlerdir. Cenab-ı Allah bizi böyle mekanlardan ve dostlardan uzak eylemesin. Bunun tam tersi de kişiyi bedbaht kılacak olan,
kişinin bu dünya ve ahiret hayatında rezil ve rüsva olmasına sebep olacak etkenlerden bir tanesi de günahların sahibi dost ve arkadaşları ve içinde bulunmuş olduğu pis meclislerdir kardeşler. Kim bunların içerisinde kalmaya devam ederse kalbinin kararacağına, ibadetlerden ve itaatten yüz çevireceğine, Allah'a ve ahiret gününe sırtını döneceğini bilsin. Cenab-ı Allah bizi de böyle ortamlardan muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle, Allah Resulü'nün, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kardeşliğini, dostluğunu, sevgisini ve muhabbetini sağlayacak bir ortamın oluşmasını bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salamu.